Ne bu üsteminim? Dilekçem komutanım. İstifa mı ediyorsun kızım? Evet komutanım. Bundan emin misin üsteğmen? İyice düşündün mü? Evet komutanım. Bak Turaç. Biliyorsun jet pilotluğu için uçuş kuralları çok net. Ve müsamahası yok. Senin başına gelen bu talihsizlik bizi de üzdü. Sonuçta yetenekli bir savaş pilotunu kaybediyoruz. Ama kurallar bu. Ve maalesef başka seçenek yok. Ben yine de karargâhta göreve devam etmeni bir kez daha öneriyorum sana. Biliyorum komutanım. Ama ben geri hizmette çalışamam. Bunu istemiyorum. O yüzden kararım kesin. Peki. Yeni hayatında sana başarılar dilerim. Teşekkür ederim komutanım. Üzgünüm ama verilen rapor uçuşa elverişli olmadığın yönünde. Artık jet pilotu olamazsın. Alo? Teğmenim? Kimsiniz? Doğru, kendimi tanıtmadım. Tüm generaller kutalmış. Komutanım? Kızım sen istifa mı ettin? Komutanım siz nereden... Ben personeldeki... Albay'a rica etmiştim bir şey olursa haber ver diye. Oradan öğrendim. Evet komutanım. İstifa dilekçemi verdim. Sen neredesin şimdi? Müsait misin? Buraya gelebilir misin? Neden komutanım? Buraya gelince konuşuruz. Bekliyorum. Emredersiniz komutanım. Özel kuvvetler karargahına gideceğiz. Tamam abla. Gel bakalım üsteğmen. İstifa ettin öyle mi? Evet komutanım. Anladığım kadarıyla kararlısın da. Evet komutanım. Pekala. Gel benimle bakalım. Emredersiniz komutanım. 2008 yılıydı. Ben Hakkari'de alay komutanıydım. Kış çok çetin geçiyordu.
Bir gün bir ihbar aldık. Kuzey Irak'tan Türkiye'ye sızmak isteyen bir grup terörist. Hemen bir ufak timimi hazırladım ve onların üzerine gönderdim. Bizim için basit bir görevdi. Her zaman karşılaştığımız cinsten. Ama beklenmedik bir şey oldu. Onları gönderdikten kısa bir süre sonra hava tahminlerinin tersine müthiş bir tipi başladı. Göz gözü görmüyordu. Herhangi bir kurtarma birliği gönderemiyordum. Bu müddet sonra zaten timle telsiz bağlantımız kesildi. Ve 10 tane çocuğum daha da tek başına. Bir şeyler yapmam gerekiyordu. Ama elim kolum bağlıydı. O sırada Elazığlı pilot binbaşı Kamil geldi ve komutanım müsaade ederseniz ben onları bulurum dedi. Ama helikopterin kalkabileceği bir hava yoktu. Binbaşı ısrar etti. Ben muhtemel güzergahlarını biliyorum. Bir şansımızı deneyelim dedi. İzin verdim. Kalktı ve kısa bir süre sonra kendi canı pahasına 10 askeri alaya indirdi. Çok gözü pek bir adamdı. İğne deliğinden geçerdi. Cehennemden çocukları kurtarırdı. 3 yıl sonra bir helikopter kazasında kaybettik onu yine. Askerlerimizi kurtarmak için havalanmış ve kahpe bir roketle şehit olmuş. Komutanım. Kamil binbaşı ve onun gibi nice helikopter pilotumuz bu ordunun eli ayağı pençesidir. Onlar adsız kahramanlardır. Şu ufacık yerde kaç tane yaralımızı hastaneye yetiştirdik. Kaçı da şehit oldu. Bu kokpitteki pilotlar zamana karşı yarışarak bir sürü zor görevi başarıyla tamamladılar. Bizim helikopterlerimizi dostlarımız görünce sevinç duyar. Düşmanlarımızsa kaçacak delik arar. Gerçi sen bunların tamamını biliyorsun. Bak kızım, sen çok iyi bir pilotsun. Jet pilotluğuna dönmek için ısrarını da anlıyorum. Ama bizim ordumuz senin gibi pilotları çok zor yetiştiriyor. Senin ordudan ayrılman büyük bir kayıp olur. Eğer istersen özel kuvvetlerde benim emrimde helikopter pilotu olabilirsin. Hemen cevap verme. İyice düşün. Sonra karar ver. Olur mu? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.